Merhaba oyun dizisi takipçileri, ben Tom Erişte. Bugün arkadaşlar PES 2019 oynayacağız. Yalnız demosu oyun bu ayın sonunda. Ağustos oyunu ayının sonunda 30 Ağustos'ta çıkıyor. Türkiye Ligi var lisanslı olarak. Gönül isterdi ki diğer birçok lig de olacak. Şimdi isterseniz detaylıca bir bakalım. Şimdi demosunda online olarak maç yapabiliyorsunuz. Gösterim maçı da yapabiliyorsunuz. Takımlardan şöyle biz bir girelim. Kullanıcı olarak Barcelona var, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Brezilya'ya kadar gitmişler. Cocoloco, Colo-Colo, Colo-Colo-Colo, bilmiyorum bu takım hangisi, bilmiyorum. Arjantin, Fransa falan var, Danimarka Ligi, Portekiz Ligi, Rusya Ligi, Belçika Ligi gibi birçok daha, yani böyle nasıl diyeyim, futbol konusunda biraz aşağı ligler var ne yazık ki. Gönül isterdi ki işte İngiltere, işte ne bileyim İspanya, Almanya gibi ligler de olsun ama ne yazık ki belli takımlarla anlaşabilmişler sadece. Yine lisans problemi devam ediyor. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi de artık FIFA'da da var. FIFA'da Eylül'ün sonunda çıkıyor. Bir ay önce çıkacak FIFA'da. İnşallah başarılı olurlar. Oynanış biraz bana güzel geldi. İsterseniz birlikte bakalım. Ya gönül ister, yani böyle lisans problemi yüzünden geri planda kalmak bence hiç hoş değil. Yani çünkü futbolda bir de takımlar, oyuncular önemli. Tamam, benzerini yapıyorsun, ismini benzetiyorsun, takımları benzetiyorsun ama bu pek güzel değil. Yani bu yüzden geride olmaları bence hiç kabul edilebilir bir şey değil ama oynanışı güzel olmuş, geliştirmeler var. 4-5 tane maç yaptım. Bu arada demoda sadece 5 dakikalık maç yapmaya izin veriyor. Çok kısa oluyor maçlar. Pek bir şey anlayamıyorsunuz ama tabii ki sınırsız maç yapabilirsiniz istediğiniz kadar bu takımlarla. Bakalım. Şöyle basalım. Start da geçiyorduk tabii ki. Şükrü Saraçoğlu olacakmış. PES'in kapağında. Söyleyin şunu. Neydi? Çalhanoğlu. Hani gitti ya bu ara magazinde çokça söz ettiriyor kendinden ki futbolcuların bu tip şeylerle gündeme gelmesi bence hiç hoş değil. Şöyle. Vurdu ve gol! Gol 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 gol. Gol geldi. Neyse. Geçtiğimiz günlerde de bu arada PES 2019'un Türkiye lansmanı vardı. Sabah 9'da olduğu için ben ne yazık ki kalkamadım, gidemedim. Çağırdılar sağ olsunlar Aral. Gidemedim. Lakin bayağı bir şey anlatmışlar. Güzel bir lansman olmuş. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla. Türkiye'ye önem vermeleri güzel. Dünya saati açısından da diğer yerlerdeki lansmanlarla eş bir şey yapmak istemişler. O yüzden sabah şeyindeymiş. Bu arada FIFA'dan alışkanlık. A'ya basıp duruyorum. Güzel bir goldü. Golle başladık. Ben henüz... Şöyle gel bakalım sen. Şöyle biraz top çevirelim. Adamların böyle animasyonlarda, koşu animasyonlarında iyileştirme var. Bunu fark ediyorsunuz. Yani oyun ilerliyor ya. Ama işte böyle şeyler yapmayın kardeşim. İyi şeyler söylerken güzel pas yapın. Uzaktan bir vuruş. Güzel. Hızlı oyuncu değiştirme var. İkinci yarıda onu da göstereyim. Bakın yedekler diyor. Anında bassınca değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki şu an yapmayacağım. O şutu da görmeyelim. Messi'cim az önce yanlış tuşa bastığım için kaydı zannediyorum. O pozisyonu ben kaçırdım ama hakem bizden kaçmaz diyor. Ki o pozisyonu da görmeyelim yeter. Şimdi bir iki taktik var. Şöyle ben klasik yapacağım. Strateji açısından pek yapmak istemiyorum. Alışkanlıkları gereği şöyle küçük bir muz atalım oraya. Vurun be! Oba! Yarım rovaşata. Yarım. Az. Kararında. Bakalım şöyle bir pozisyona. Çıkardı. Vurmaya çalıştı. Elle müdahale var aslında. Iniesta'dan. Iniesta futbolu bırakmadım ya. O kadar da futbola yakınlığımla biliniyorum. Lan niye öyle top mu kontrol edilir? Tamam, bununla kayıyormuşuz.
Tuşları ben özel tuş yaptım aslında da bir önceki oynadığımda şu an geçmemiş galiba. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. Tek paslar. Arkaya. Bir vur. İndir. Güzel. Güzel, hemen kullan. Hadi kardeşim, bekleme yapma. Hemen kullanalım şunu. Geri at. Tık. Arkadaş, orada top kaybedilir mi ya? Şimdi. Ne yapıyorsun lan? Bak, Salah içeride Salah. Ama Shakira'nın kocası. Böyle adamı böyle anlatsalar ne kötü olur ha. İlk ünlü biri. Pike çekmek yasak diyor. İlk yarı 1-0 bitiyor Barcelona'nın üstünlüğüyle. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Kamera animasyonları da hoşuma gitti tekrarlardaki. Biraz oynamışlar, üzerine çalışmışlar. Güzel. Barcelona. Bir flasemi. Bam bam bam. Köşeye atıyor. 2-0 oluyor Suarez. Suarez atıyor. Neymar'ı özlemiş Suarez. Neymar olsa tatlı olurdu yalnız şurada. Haksız mıyım? Güzel bir gol. Messi'den güzel bir pas. Çok göstere göstere atmış olsa da şu pozisyonu geçelim. Ben yine A'ya bastım. Start'a basmam gerekiyorken. Yani. Alışmış kudurmuştan beter derler. Şöyle biraz takım baskı yapalım biraz. Bakın baskı yapın biraz. Baskı top getirir. Güzel. Soğukkanlı hareketler yapacak mı? Yok, yapmadı. Tık tık hadi tık 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 tek tek ayağa pas. O kadar yavaş pas olmaz. Kaçır. Duvar yap. Koş koçum. Hop, al bakalım. Güzel orta dedik. Ayağın içiyle Rakitic. Tek tek güzel. Güzel. Bu arada zorluğu seçmedim. Bilmiyorum. Muhtemelen normal zorlukta değerken kötü bir pas verdiler. Hop. Adam dedi bu ne yapıyor? Kaçırma onu. Shakira'nın kocası engel olamadı. Liverpool durumu 2-1'e getirdi. Bu arada dikkat ettiyseniz anlatan yok maçı. Bu da ilginç geldi. Demoya koymamışlar. Aslında bence böyle daha temiz. Sürekli arkadan vır 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 dır 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 birilerinin konuşması güzel değil. Şöyle golü izleyelim. Güzel düzeltmiş. 90'a da asmış onu böyle. Çamaşır asar gibi. Şöyle gel bakalım. Gel bakalım. Bir orta gol getirirdi. Niye önden gidiyorsun sen dostum da? Iniesta'cığım, o orta pek iyi bir orta değil. Baskı. Baskı yapma. Geri kaç. Tek tek hadi. Tek tek hızlı çıkalım. Orayı değil ama ya. Onu atmadım aslında aradan. Rakitic uzun boyuyla atacaktı orada. Geride kimse yok. Yapma be, yapma. Oyuncu geçerken bir an geriye düştü. Sakın! Sakın çocuklar! Güzel, güzel futbol. Aynen devam. Messi koş! Yapma!
yapma be! Nasıl bir top o? Ya çok güzel pozisyon olacaktı. 2-1 bitti arkadaşlar. Bence yeterli ya. Bir maç daha yapsam mı acaba bilemedim. Güzel maç oldu. 5 dakika kısa aslında da siz de oynayabilirsiniz. Sistem gereksinimlerini arkadaşlar açıklama kısmına yazarım. Şöyle bir ilerleyelim. Atla diyelim bu kısımları. Demoyu indirip oynayabilirsiniz. Ücretsiz arkadaşlar. İşte konsollara ve bilgisayara var. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. İşte bu ayın sonunda çıkacak dediğim gibi tek eksiği takımların olmaması. Keşke takımların hepsi olsaydı ama işte ise Türkiye Ligi var. Lisanslı olarak Süper Lig olacak arkadaşlar. Bütün takımlar ve oyuncular var. Dediğim gibi birkaç lig daha var. Büyük takımlar da var. Gönül ister hepsi olsun. İnşallah bir dahaki dönemde veya belki bu dönemde alırlar. Ve takımları da katarlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız ki tam sürüm çıkınca mutlaka ofisteki arkadaşlarımla da oynayıp deneyeceğim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.